zaten biz kaç günden beri boş boş lütfen konuşup durmuşuz. Lütfen. Sen dolu başım konuştuğun için bu tamam, haldesin çıksın zaten. Çıksın gel gelir o hava alır gelir. Ne evla? Ne yapacaksın böyle yeni bir hayat kuralım? Ne yapacaksın böyle? Üç çocuğunla. Bir adam o beni çocuğumu ya. Bir dakika Hayriye teyzeciğim. Bak sana üç çocuğunla çok güzel bir ev, bir dünya kuralım. İster misin bunu? Bak şu anda çaresiz değilsin. Şu anda yalnız değilsin. Senin bu süreci atlatabilmen için psikolojik tedavi görmeni sağlarız. Çocuklarının güzel bir hayatı olur. Onların dünyaları kirlenmez. Üç çocuğun bir evde şu andaki en büyük derdi ne biliyor musun? Benim yemeğimi kardeşim yedi. Benim oyuncağımı o aldı. Ben oraya oturacaktım, sen oturdun. Üç tane çocuğun şu anda en büyük kavgası bu. Başka bir kavgası olamaz, başka bir şeye şahit olmamalılar zaten. Kızın var mı? Hayır. Yok. İyi ki de yok. Niye? Erkek çocuğun ne faydası, farkı var? Kızım da benim kaderimi yaşardı çünkü. İyi ki de yok. Oğullarına böyle bir kader yaşatmak ister misin? İstemem. Onlarla ilgili bir gelecek hedefin var. Bir hayalin var. Evet. Değil mi? Onlara güzel bir hayat verelim. Sen hayatına yaşadığın her şeye çok fazla emek verip fedakarlık yapmışsın. Bunlardan vazgeçmek işine gelmiyor. Sana çok zor geliyor. Ya şöyle ama Esra Hanım. Nilüfer için her şeyden vazgeçeceğini söylüyor. Biz 10 yıldır onunla evliyiz. Sadece ya ailemle benim sıkıntım oldu, onun sıkıntısı oldu. Her zaman birbirimizin yanındaydık. Aslında bu kadar kötü değildi yani. Bizim evliliğimiz tamamen berbat başlayıp da berbat bitmedi. Her şeyi paylaştık biz. Yeri geldiği zaman varlığı, yeri geldiği zaman yokluğu, derdimizi. Yeri geldiği zaman anne oldu, baba oldu, abi oldu. Yeri geldiği zaman da eş oldu. Şu an böyle söylemesi yaralıyor beni sadece. Ama gerçek bu Mevla. Sen sadece bunları duymak istemiyorsun. Ama gerçek kaçıyorum bu. Kaçıyorum. Bak ne güzel söyledin. Gerçeklerden kaçıyorum. Biz bazı şeyleri duyarız, duymamazlıktan geliriz. Bu bizim kararımızdır. Senin bunları duymana bile gerek yok. O ilk bu hareketi başlattığında, karşı tarafla görüşmeye başladığında belki o gün düzeltebileceğini düşünüyordun. Ama hep bir adım sonrası geldi. Hep daha yükseltti hareketini. Evet. En son sen öyle bir şeye maruz kaldın ki, mecbur kaldın ki sırf yanında kalsın diye o kadını kabul etmeye. Sen bu kafayla bu çocuklara annelik yapabilir misin? Kendini verebilir misin? Tam anlamıyla veremiyorum zaten. Veremiyorsun. Niye? Çünkü zihnin hep başka türlü çalışıyor. O üç çocuk senden ne istiyor? Sevgi. Sevgi istiyor ve çok basit onların sevgileri biliyorsun değil mi? Evet. Sorduğun soruya cevap ver. Onunla birazcık ilgilen. Ve çocuklar her şeyi görüyorlar. Bak benim de iki tane oğlum var. Hayır durma. Ben kapıdan içeri girdiğimde benim büyük oğlum o gün girişimle ya koşarak sarılıyor ya da lütfen. Susar mısınız Nilüfer Hanım? Ya koşarak sarılıyor ya da bazen böyle gözünün içine bakıyor diyor ki senin bugün diyor neyin var diyor. Bir şey olmuş diyor. Sen diyor üzülmüşsün. Bir gözlerin farklı bakıyor bana diyor. O kadar algılıyorlar ki her şeyi. O kadar görüyorlar ki. Benim büyük oğlum da demişti Esra Hanım. Bir gün çok üzülmüştüm, ağlamıştım. Anne diyor üzülme ben varım. O çocuk yetişkin olmak zorunda değil mi evla? Değil. O çocuk. Onları belli etmiyorum zaten Esra Hanım. Sen öyle sanıyorsun. Yok gerçekten etmiyorum. Onları bilerek uzaklaştırıyorum yanından. Şöyle mesela televizyon açıyorum izlesinler diye yanlarından çıkıyorum gidiyorum. Zaten üzüldüğümü ağladığımı görmesini istemiyorum hiçbirini. Göstermemeye çalışıyorum zaten elimden geldiği kadar. Ben çocukları melek olarak tanımlarım. Onlar böyle sen o gözyaşlarını silsen üzerine 1000 tane maske koysan da gene anlıyorlar. Evet anlarlar. Gel yeni bir hayata başlayalım. Ne olur. Şu da var Esra Hanım, eğer boşanmaya karar veremiyorsan şu aşamada ayrılık kararı da alabiliriz.
eşler böyle sorun yaşadıklarında boşanma öncesinde bir yıldan üç yıla kadar ayrılık kararı da alabilirsin. Ama sana şunu söylüyorum, sen bunu kabul edersen de yarın öbür gün bu zina dolayısıyla boşanma hakkını kaybetmiş olursun. Çünkü orada bir kanun koyucunun öngördüğü süre var. Diyor ki sen bunu öğrendikten sonra bir yıl, olayın yüzünden de beş yıl geçtikten sonra artık bana bunu gerekçe göstererek boşanmak için gelme diyor. Bazen buraya mesela hani eşim bana ihanet etti deyip geliyorlar. Sonra da aslında karşı tarafta diyor ya o biliyordu her şeyi diyor. Ben de bazen bir tepki veriyorum. Bak biliyordun o zaman niye sustun dediğimde ekran başındakiler diyor ki ne kızıyorsun, kadının derdi var diyor. Hayır, sen o gün sindirdiğini bir gün işine gelmediği için ondan vazgeçiyorsun. Sen bunu kendin için yap, kendin için yaşa. Çocukların için yap. Ve hayatta en değerli şey bir annenin zamanı ve o zaman evlilik birliği içerisinde eş bunun kıymetini bilmiyorsa çocuklara harcanmalı. Yani bu Nülüfer'in gelgitleriyle uğraşma. Hayatın çok kıymetli, sen çok özel bir kadınsın. Üç çocuk dünyaya getirmişsin, biz ülke olarak da o çocukların geleceğiyle de ilgileniyoruz. Yani sana biz güveniyoruz. Sana güvenmemizi istiyorsan sağlıklı okula giden, eğitim hayatı olan sağlıklı bir anneye ihtiyaçları var. Onlar sana muhtaç. Salih sana muhtaç değil. Nülüfer zaten kendi sen hayatını yaşıyor. Sen kimseye muhtaç değilsin. Bak ilişki de muhtaç, muhtaçla yani muhtaç olduğum için birbirine bağlı değiliz. Ben kocamdan sevgi alıyorum. Karşılığında o aldığım sevginin karşılığında ben ona sevgi veriyorum. Biz bunu paylaşıyoruz. Bu sevgiyi çocuklara yansıtıyoruz. O evin içerisinde bir huzur oluyor. Ama düşünsene yok sevgi, daha karmaşık, daha çelişkili, daha kaoslu bir şey var. Mesela ben o ilişkileri de asla tasvip etmiyorum. Evde sürekli kavga var. Niye? Beraberiz çocuklar için. O daha büyük bir şiddet. Çocuklar her şeye tanık oluyorlar. Burası daha karma karışık. Evet. Daha karışık. Bak sana ilk gün ne dedim? Açtım kollarımı, seni bekliyorum dedim. Zaten ben gelmeyecektim. En çok gelmeme sebep olan şey dün canlı yayın sonunda sosyal hizmetler gelecek falan deyince ben o zaman korktum. Niye korktun o zaman? Çocukları kaybetmekten korktum. Neden senden çocukları alsınlar? Ya çünkü şu an benim tek dayanan çocuklar. Ama almaları için bir gerekçe lazım. Ya bu durum zaten karma karışık başından beri. Çocukların psikolojisini bozuyoruz zaten. Ben biliyorum bu durumu. Bence büyük bir sebep zaten bu. Bence de büyük bir sebep. Ve gerçekten çok korktum. Çok korktum. Sana onların şu böyle sağlam, sağlıklı düşünen, gerçekten güçlü olan ve olmaya çalışan bir anneye ihtiyaçları var. Çalışıyorum. Sen onlara nasıl bir rol model olursan onlar da yaşamlarını ona göre kurgulayacaklar. Öyle bir eş seçecekler, öyle arkadaşlıklar kuracaklar. Hep senden ilham alacaklar. Evet. Ya büyüdüklerinde sen diyeceksin ki ooo ben ne fedakarlıklar yaptım size, babam bunları bunları yaptı, ben o kadını bile kabul ettim dediğinde dönüp sana da şu cümleyi söyleyecekler. Yapmasaydın, biz mi dedik sana yap diye? Mutsuz bir kadının gözümüzün önünde yapmasaydın bu fedakarlığı. Derler bunu. Derler. Bizim için yapmadın, sen kendin için yaptın. Ki çağ değişiyor o kadar bilinçliler. Şunu sen kendin için fedakarlık yaptın. Yani Salih Bey affınıza sığınıyorum ama bu değerlendirme insanın hayattaki gayesi nedir? Soyumuzu devam ettirmek birinci değil mi? Ya da ailemize sahip çıkmak. Bütün çalışmamız, çabalamamız ne için? Siz iki saniyede harcadı. Nefsiniz için üst soyunuzdan, babanızdan ve geleceğiniz olan çocuklarınızdan, alt soyunuzdan, dünyaya getirdiklerinizden vazgeçtiniz. Nefis dediğiniz şeye dur diyemeyen insan, alt soyundan ve üst soyundan kolayca vazgeçebilen bir insanın kendisine de faydası olmaz. Telefon altında bir seyircimiz var, izleyicimiz var, Esra Erol izleyicisi. Alo. Alo Esra Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba, ağlıyor Merhaba. Musunuz? Evet ağlıyorum gerçekten. Yayınınızı her gün takip ediyorum. Teşekkür ederim.
Çok iyi bir yayın yapıyorsunuz. Kadınların sesi oluyorsunuz. Hülya Hanım'a ve size çok büyük bir saygı duyuyorum. Sağ olun. Mevla'ya gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten bir kadın olarak Mevla bunları hak etmiyor. Hiçbir kadın hak etmiyor. Ben de iki evlat sahibiyim. Eşimden ayrıldım. Mevla eğer Salih'ten ayrılırsa, siz ona bir yeni bir hayat kurarsanız, emekliyim, gücüm sadece buna yetiyor. Mevla'nın büyük oğlunun bir yıllık eğitim masrafını karşılamak istiyorum. Mevla, aklını başına topla. Seni sevmeyen bir adamla bir ömür geçer mi? Bak, bir daha tekrarlayın lütfen. Mevla. Seni sevmeyen, senin yanında, senin gözlerinin içinde, senin yanında, sana bakaraktan ben her şeyi bırakıyorum, Nilüfer'le gideceğim diyen bir adam için değer mi? Değmez kızım, değmez. Beni bir abla olarak görüyorsan, bir büyüğün olarak dinleyeceksen yapma kızım. Kendine ve çocuklarına bunu yapma. Gerçekten çok zor. Çok zor. O çocuklar bunu hak etmiyor. O çocukların ve sen bunu hak etmiyorsun. Değer mi Mevla? O da cevabını biliyor. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm kalbimle. Ben size çok teşekkür ediyorum Esra Hanım. Ne olur Mevla'ya doğru yolu gösterin. Ben çıktım bir yola, peşinde bırakmayacağım onun. Bırakmayın, arkanızdayım. Her zaman destek olurum size. Mevla'ya da destek olurum. Çok teşekkür ediyorum. Mevla bak bu sana, aman çocuğun eğitim masrafına birazcık destek olayım, o çocuk okusun diye değil. Sen kendini güçlü ve güvende hisset diye uzatılmış en güzel ellerden biri. Biliyorum. Bu seslere kulak ver ve telefon hattındaki bir kadın. Sizi güzel kalbinizden öpüyorum. Sizi seviyorum. Çok teşekkür ediyorum yayına da bağlandığınız için. Bu arada Esra Erol'da telefon hattı şu anda Mevla için kilitlenmiş durumda. Ve bu keşke aslında birkaç telefon bağlantısı da almak istiyorum bak. Biri daha telefon hattındaymış. Konuşmak istiyorum. Bu sadece benim sesim değil. Benim izleyicimin de sesi. Hepimiz aynı fikirdeyiz. İnan ne Nilüfer umurumda, ne Salih umurumda, hiçbir umurumda değil. Hatta Mevlam onları çarpsın. O kadar diyeyim yani. Sen benim umurumdasın. Bunu bir kişi daha telefon attındaymış. Alo. İkdir Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım. Bu böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben maddi yardımda bulunmak istiyorum Mevla Hanım'a ama eşinden ayrıldıktan sonra yardımda bulunmak istiyorum. Önce Mevla'ya bir kadın olarak mesajınız nedir? Ona ne söylemek istersiniz? Ya hayatta hiç kimse hiçbir şey için değmiyor. Hiçbir şey için. Kesinlikle. Hayatta hiçbir şey değmiyor. Yani hayatı kendi önüne bakması gerekiyor. Hayata devam etmesi gerekiyor. Ya eşi kesinlikle yani bu adam için değmiyor. Hanım bir bayan şöyle bakıyorum. Evet. Ya hanımcık her yönüyle yani her şekilde oturmasını, konuşmasını, duruşu her şeyle mükemmel bir bayan. Ama kesinlikle o ayrılması lazım o kişiden. Kesinlikle kendini hayatını zehir eder. Kesinlikle zehir eder. Peki Mevla'ya yaşamında nasıl destek olacaksınız? Ben kesinlikle aylık bir para ücret vereceğim. 500 ve eşyaların bir bölümünü alacağım. Ay. Ama eşinden lütfen ayrılmasını istiyorum lütfen. Yeni bir hayata adım attığında ben bir kadın olarak yanındayım. Ona 500 TL'ye destek olacağım, ev eşyası alacağım diyor. Bak bütün kadın, telefonların yarısı da kadınlardan geliyor. Bu kadın gücünü de gösteriyor. Hepsi senin yeni bir hayata başlamanı istiyor. Çok teşekkür ediyorum. Nereden arıyorsunuz bu arada? Ben Çorum'dan arıyorum. Çorum'dan. Çorum'a da selam olsun. Sevgiler, sizi de güzel kalbinizden öpüyorum.
İyi ki varsınız. Esra Hanım bir şey söyleyeyim. Siz niye tebessüm ediyorsunuz Salih Bey? Esra Hanım yok, şey çok ha? güzel. Şöyle dinliyorum. Peki şey konuşuyorlar ama. Telefon var mı? Bağlamaya çalışıyorlar. Şimdi sorunu sor. Esra Hanım, Kadriye abla kızını kurtarmaya geldi. Hayriye ama, abla. Hayriye abla ama daha hayırlı bir işe vesile oldu. Başka bir kadının hayatını kurtardı. Daha önce de olmuştu biliyorsunuz. Evet. Nikahsız yaşayan bir çiftimiz vardı. 10 yıldır iki çocukları. Onlar nikah kıydı. Hayriye abla sen vesile oldun. Evet ben ama da hayır zaten sonun anlamı hayır zaten. Ay hayır. Ya vallahi bak. Sana tanımak istiyorum. Bir tanımayayım. Eline tutayım ya. Ellerini tutayım. Hadi canım. Bak şimdi Hayriye ablayla sevişiyoruz ya burada. Birbirimize böyle bir sarılmak istiyor. 3 dakika. Alo. Ordu'dan. Bak gerçekten Hayriye abla senin yaşamın. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Ordu'ya selam çok olsun, sevgiler. Şimdi Esra Hanım, saatlerdir sizi televizyonda izliyoruz. O kadar heyecan. O kadar heyecan? Yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten o beyefendi hangi yüzde oraya çıkıyor? O kadın, karısı, eşi kesinlikle ve kesinlikle doğruları, gerçekleri söylemiyor. Ve ben bir ordulu olarak o hanımefendinin her zaman arkasındayım. İnancınız olsun, kendi memleketimde bile kendisini bulacağım, evini bulacağım. Yani inancınız olsun, televizyonda sinir krizi geçireceğim ya gerçekten. Yani o hangi karakterle, kişilikle çıkıyor oraya? Tamam, yarın ben çıkmam, siz gelin çıkın. Üç çocuğunu nasıl bırakıp da o kadına o yani gerçekten. Bak bu yani halkın sesi. Şey tamam, yarın ben çıkmıyorum, Hatice Hanım gelsin çıksın ordulu olarak. Ha, laf sokuyorsunuz yani. Hayır. Bu kadar basit laf sokuyor. Diyor ki bir insan nasıl karısına, çocuklarına bunu yapar diyor. Çıldırdım diyor ekran başında diyor Hatice tamam, Hanım diyor. Tamam, orada çıldırmasına gerek ve yok. Ve senin gelsin memleketli. Burada çıldırsın, otursun buraya konuşsun. Mevla. Hatice. Şimdi duygularını da söyleyebildiğin için biraz rahatlamışsındır herhalde. Çok teşekkür. Sizi çok öpüyorum. Süremden dolayı telefonu kapatmak zorundayım. Şu anda WhatsApp ve telefon esair oldu ihbar hattına. Sayısız mesaj ve destek telefonu gelmiş. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mevlacığım. Efendim. Sen bugün hayatınla ilgili aslında ilk adımı attın. Bazı şeylerin farkındaydın, uyandın, bundan sonra yola çıkacağız. Benim sana inandığım kadar sen de bana inan. O üç çocuk güzel bir hayatı, mutlu bir hayatı hak ediyor. Ve bunu yapabilmek için, o ayakta durabilmek için de başka bir cinse ihtiyaç yok yani. Bunu tek başına biz yaparız, kadınlar yapar, bunu biliyorsun zaten. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili seyirciler. Arayan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.